Bu yıkılan kaçıncı köprü mimarbaşı? Daha ne kadar tutacağız orduyu burada? Hünkârım bağışlayın. Ne deseniz haklısınız. Lakin nehrin zemini bataklık. Maalesef yapılan köprüler suyun hızına dayanamıyor. Madem öyle neden suyun hızına dayanacak bir köprü inşa etmiyorsunuz? Bu hayli vakit alır beyim. Ne kadar sürer? Her şey yolunda gitse bile bir ayı geçer hünkârım. O kadar vaktimiz yok hünkârım. Yağmurlar tekrar başlamadan geçmemiz lazım o nehri. Sen ne dersin matrakçı? Bu işler senden sorulur. Brut. Yaman bir nehir hünkârım, baş etmek güç. Fakat en az Brut kadar yaman bir subaşı var. Acem seferinde hayli faydasını görmüştük. Belki o bir çare bulur. İyi akıl ettin Naso Efendi. Hünkârım, kısa sürede 3 adet kadırga inşa etmişti. Onun sayesinde geçmiştik Van Deryası'nı. Merhum İbrahim Paşa kendisinin haseki tayin edilmesini buyurmuştu. Arzu ederseniz bu vazifeyi kendisine verelim. Kimmiş bu haseki? Köprü yapabilir mi? Paşa Hazretleri. Ne yapıyorsun sen burada? Ne bunlar böyle? Malum bir türlü köprü yapılamadı. Ben de üzerinde çalışıyordum. Kabul ederse Mimarbaşı Hazretlerine takdim edecektim. İsabet olmuş. Biz de köprüyle alakalı konuşmaya geldik seninle. Van Deryası'nda yaptıkların hala aklımızda. Bir çare bul da geçelim şu nehrin öte yanına. Çare belli paşam. Bir hafta 10 güne geçeriz. Arzu ederseniz izah edeyim. Nehrin yatağı çamur dur olduğu hele, için... Dur. Bize değil, derdini hünkârımıza anlatırsın. Hünkârımıza mı? Övgüyle bahsettik senden. Aman diyeyim bizi mahcup etme. Hadi gel. Malkoçoğlu, sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Aynı vaziyetle karşılaşabiliriz. Hünkârım, size bahsettiğimiz haseki. Hünkârım. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. 10-15 gün civarı. Zira çalışma ve hava şartlarını da hesap etmek lazım. Bağışlayın hünkârım. Mimarbaşı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Hünkârım, ben... müsaade buyurursanız şeklen izah edeyim. Şimdi hünkârım, bu bizim nehrimiz olsun. Malumunuz kıyılarda zemin bataklık ve suda taşkın vaziyette. O sebepten köprüyü taşıyacak olan halatlar iki uçta sağlam kazıklara bağlanmalı.
Şimdi bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek çakmak lazım. Sonra akabinde köprüyü taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden Kaf Dağı'nı geçirseniz bile bir nebze sallanmaz. Karşıya selametle geçeriz. Suyun hızını unuttunuz Haseki. Su oldukça hızlı. Haklısınız Mimarbaşı Hazretleri. İşte bu yüzden de suyun hızını düşürmeliyiz hünkârım. Eğer nehir yatağını genişletirsek... suyun hızını düşürebiliriz. Ve rahatlıkla karşı kıyıya geçebiliriz hünkârım. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan. Sana 10 gün mühlet Sinan. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan, o vakit gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni ağır naslı Sinan. Hünkârım, nihayet köprü tamamlandı. Bugün 10. gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Haseki Sinan nerede? Tetkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hala. Sözünün eriymişsin. Yüksek gayretin takdire şayan. Gönlünden ne geçerse dile benden. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Mükafatını alacaksın elbet. Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır.